Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün 28 Ağustos 2021. Aradığımızda geldik. Bugün yine İstanbul'dan izinliyim bu ara. İstanbul'a gidip geliyorum. Aradığımıza baktık dün. Oksalit asit püskürtme uyguladım arkadaşlar. Dün arılarda varo miktarı yok ama varo red kullanıyordum ben. Amitraz duman kullandım valdan sonra. Fakat amitrazdan, dumandan pek fayda göremedim. Şöyle söyleyeyim. Yani varo red daha etkili geldi bana. Ya aldığım amitraz tüsü sahtesiydi. Ben dernekten alıyorum gerçi, ya da eczaneden alıyorum, Arıcılar Derneği'nden. Ama anlamadım gitti, fazla şeyini göremedim. Çünkü baldan sonra, balda kullanmadığım, balda varo, baldan önce varo mücadelesi yapmadığım için katlı kovanlarımda, bal alacağım kovanlarda. O yüzden dolayı o kovanlarda bazı sıkıntılar gördüm. Kanatsız arılar gördüm. Varo mücadelesi tüsüyle sonra devam ettik. Ama yani bazı kapalı yavru gözlerinde olumsuz durumlar gördüm. Yani bu varo'dan kaynaklanan ufak tefek. Çok fazla değil yani, %5 %10'unda, ama benim için fazla bir oran. Onları halletmek için rulamit verdim ama onda etkili olmadı. Sonra bir postada varo red kullandım. Şu anda dün de oksalit asit püskürtme uyguladım arkadaşlar. Bölmelerde sıkıntı yoktu. Önceki bölmelerde, bal almayacağım bölmelerde. Bu balda çalışanlara varo mücadelesi tam anlamıyla yapamadığımız için, bal alacağımız için, ondan dolayı bazı ufak tefek sıkıntılar gördüm onların bölmelerinde özellikle. Neyse, onları da şu anda için püskürtmeyi de uyguladık. Dün baktım, bayağı bir toparlama var, yani sıkıntı gözükmüyor. Bayağı iyiydiler, onlar da toparlamışlar Allah'ın izniyle. Hallettik gibi yani onları da. İşte bu püskürtmeyi de son bir kez uygulayarak inşallah faydasını göreceğiz. Zaten yavru alanları bayağı azalmış. Dışarıdan polen gelmiyor. Tek tük polen geliyor. Arılar tek tük çalışıyorlar ama genelde boş olarak gidiyor. Ya suya çalışıyorlar ya ufak tefek bir basit bir nektar varsa, az bir şey. Ama olduğunu da zannetmiyorum. Belki meşeden filan. Pürenlerin, bizde süpürgelik derler. Süpürgeliklerin açmasını bekliyoruz. İşte onlara gün sayıyoruz. İnşallah ondan sonra polen akışı çoğalacak. Zaten geçen sene de süpürgelikler açtıktan sonra yavru atımı çoğaldı. Varo mücadelesi de yapmıştık. Yine püskürtme uygulamıştım. Onun akabinde güzel yavru atımı oldu. Polen gelişi güzeldi. Bayağı toparladılar ondan sonra. Bu sene de inşallah şimdi bu şeyleri bekliyoruz işte. Az kaldılar herhalde, bir haftaya kadar çıkar tahmin ediyorum. Hele bir de yağmur yağarsa açarlar bu pürenler. Süpürgelikler. İnşallah bakalım. Dediğim gibi dün oksalit asit püskürtme uyguladım. Genel olarak yavru durumları çok iyi değiller. İyi olanlar da var. Ama çok özellikle birkaç tane kovanımda analarını daha yeni çiftleşmeden geldikleri için daha fazla yavru atmayanlar var. Bir iki tane de kovanımda anası çiftleşmiş fakat yavru atmayan veya çiftleşmedi yani, bir ay, 1,5 ay oldu çünkü, çiftleşmiş olması lazım ama yavru atmayan var bir iki tane. Mevcutları iyi ama bekliyoruz, onları da, anaları var.
Kovanlarımdan sadece şu anda bir tanesinde sorun oldu. O da anası, ben buna şey bir ana vermiştim. Yani erken çıkan bir anaydı zannediyorum. Ama ben çıkartmadım. Şeyliydi, çok soluk renkliydi. O anayı verdik. O ana çiftleşmedi mi, ne yaptı, ne olduysa yaklaşık 2,5 ay oldu. 2,5 aydır yani ben yavru attığını görünce zannettim ki şey atıyor. Çiftleşti de atıyor. Meğerse erkek arı atıyormuş. Ama kendi yavrusu, yani düzenli yavru. Öyle yalancı ana değil. İçinde anası duruyor. Hala da anası duruyor. Az bir arısı kalmış. Artık onu bıraktım. O anadan hayır yok. O kovandan hayır yok. O bir tanesini öyle ıskartaya çıkarttık, hayırlısına. Bir tane de olsun artık. O da nazarı olsun. Ondan sonra şu anda arılar, arkadaşlar bakın böyle salkım yapıyorlar kovan önlerinde. Benim kovanlarım tabanlı, altları havalandırmalı. Havalandırma sorunu yok. Bunların sebebi de eşek arıları çok miktarda çıkmaya başladı. Ondan ön tarafta savunma moduna geçiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Kovanların geneli böyle, bu şekilde önleri. Çalışan arılar var. Genelde havada uçuşan, gelen giden arılar var ama yani polen taşıyanı çok fazla göremiyorum. Tek tük bazen görüyorum. Artık nereden getiriyorlar bilmiyorum. Bal durumları fena değil. Olmayan bir iki tane var, böyle birkaç tane. Bakın yine eşek arısı, yine salat oluyor, görüyorsunuz. Bal durumları genelde iyi arkadaşlar. Bunlar bakın yine şurada eşek arısı salat oldu. Evet, bir tanesini öldürelim. Aldı bir tanesi, kaptı yere. Öbür arıyla birlikte onu da gönderdik ama arkadaşlar böyle kovanlar, böyle salkım yapmış arıların önlerinde bakın. Hep bu şekilde eşek arısından dolayı. Hele bu olabildiğince bayağı iyi salkım yapmış. Altta da bakın eşek arısı yiyor bir yandan. Hey Allah'ım, onu da öldürdük. Bir tane daha öldürdük eşek arısı. Eşek arıları çok arkadaşlar, çok çoğaldı. Buralar böyle arkadaşlar. Bu arılığımın burası böyle. İnşallah sorun yok. İyiler, fena değiller arılarım. Bir de bu tarafta arılarım vardı arkadaşlar. Göstermiştim. Burada da 7 tane kovan var. Şu üstteki kırmızıyı saymayalım. Onda bir şey yok. Burada da 7 tane kovan daha var. Bunlardan şu alttaki, dediğim gibi o anası çiftleşmeyen, 2,5 aydır çiftleşmedi. Yavru attı fakat erkek arı attı. Az bir arısı kalmış, artık onu ıskartaya bıraktık. Ondan bir hayır gelmez. Bugün belki az bir arısı var. Şu dörtlü kovanın çam tarafındaki kovanla belki oraya birleştiririm o kalan arıyı. Durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım bundan sonra bir de şey yapacağım. Allah izin verirse bir uygulama daha yapacağım. Varo Red uygulaması yapacağım. Bir ay sonra filan. Bir ay sonra bir Varo Red uygulamasından sonra artık uygulama yapmayacağım. Belki bir kere daha tütsün yapabilirim arada. Hani öyle vaktim olursa. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra artık oksalit asit damlatma metodu, kışa bırakacağız arılarımızı. Nasip olursa Eylül zamanı bir besleme, stokları az olanlara bir besleme yapacağız. Eylül. Eylül geldi zaten. Eylül, Ekim. Yani bir ay içinde. Şu pürenler çıksın da pürenlerden gelecek bala göre hareket edeceğim arkadaşlar. Ona göre bir besleme yapacağım. Tekrar yavru durumu göre. Şimdi bazı kovanlarda niye şu anda yapmıyorum?
Bazı kovanlarda gerçekten iyi balları var ve bloke olmuşlar. Yavru atamıyor o yüzden. O yüzden dolayı şimdi biraz bu yavru atsın da Eylül'de pürenlerden sonra, süpürgeliklerden sonra inşallah yavru atar. Ondan sonra yavru durumuna göre kalan boşlukları, çerçevelerdekileri balla doldurmak için bir şuruplama yaparız. Bu dün kek verdim. Kek dediğim fondan keki veriyorum arkadaşlar. Ben normal öyle proteiniymiş, yok bilmem şey, ıvır zıvırmış öyle keklerden vermem. Onlar bağırsaklara zararları oluyor. Araların. Avrupa'da kullanmıyorlar zaten o tip şeyleri. Ben sadece düz fondon keki veriyorum arkadaşlar. Başka bir şey vermem. Bir bağırsak problemleri oluyor yoksa öbürleri. Onlar tamamen ticari amaçlı. Para kazanmak için uydurulmuş şeyler arkadaşlar. Arıya zarardan başka bir şeysi yok. Peki, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkesin gönlüne göre olsun. Selamünaleyküm. Ha, bu arada gözüm kameraya denk gelmiyor ya. Bu yan çevirdiğimiz için ben ortaya bakıyorum. Ondan böyle sanki başka tarafa bakıyormuşum gibi oluyor. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.